Kurduk. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı itibariyle arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Enkaz kaldırma ve hasar tespit faaliyetlerimizi de kısa sürede sonuçlandırarak yeniden inşa düşürmediğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin verdim. Elbette kimi alanlarda bazı gecikmeler, aksaklıklar yaşanmış ama devletimizin depremzede vatandaşlarımızın çaresiz ve sahipsiz hissettirmemek adına Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın, Sinop, Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında afet bölgelerini nasıl kısa sürede ayağa kaldırdıysak, inşallah Şanlıurfa ve diğer 9 ilimizde de yaraları en hızlı şekilde kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz. Depremde evleri yıkılan ve oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını ya kendi şehirlerinde ya da diğer vilayetlerimizde gideriyoruz. Bu amaçla ülkemizin dört bir yanındaki otellerimizde, yurtlarımızda, kamu misafirhanelerimizde yerler tahsis ettik. Halihazırda sadece Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda, yurtlarımızda, uygulama otellerinde ve öğretmen evlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 5 bin lira ile 2000 lira arasında değişen kira destek programı eğitime ara verme süresini 20 Şubat'a kadar uzattık. Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okulların tüm sınıflarındaki ve kademelerindeki öğrencilerimiz için ikinci dönem devam şartı aralığımıza temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıran fırsatçılara asla göz açtırmamaları talimatını verdi. Aynı şekilde özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. Akrebin kızı olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. Denilen nice engeli nasıl açtıysak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. İnşallah. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Fatihalarla tekbirler süre istiyor. Allah'ın izniyle bir yıl içinde bu inşaatları inşasını yapacağız. İhyasını da gerçekleştireceğiz. Gördükçe ne kadar selam ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. Yeni başta inşa edecek bazılarının yerinde ihyasının yollarını arayacağız. Yüz binlerce konutun altyapısı ve üst yapısıyla inşaatlanır bir felaket. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını dahi dehşete çalışıyor. Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Şehadete yürüdük. 5752 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. Hayatını kaybeden her bir kardeşime Allah'tan rahmet, amin. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alan, diğer şehirlerden yaralı olarak gelenlerle beraber 335 vatan. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam.